Kızlarım ufak Hafsa Meryem'i arabayla gezdirmek için arabanın yanına geldiklerinde yumurta kuşun yuva yapıp yumurta yaptığını görmüşler. Hal böyle olunca bana haber verdiler, baba ne yapacağız diye. Ya yuva yapmış bir kuşun yuvasını bozmak, yumurtası olan bir kuşun yuvasını bozmak çok da hesabımıza gelmedi. Yuvayı bozmayalım istedik, olduğu gibi bıraktık. Kızım da razı geldi. Arabasını bu yaz kullanmayacak. En azından kuşlar yumurtadan çıkana kadar. Komşularımız kuşun arabaya yuva yaptığını görünce onlar da tabii şaşkınlıkla karşıladı. Ve tepki beklediler. Acaba arabadan yumurtayı, yuvayı alacak mı diye. Almadığımız için de onlar da tabii sevindi. Çok hoşlarına gitti. Sonuçta doğanın kendi kurallarına riayet etmek gerekir diye düşündük. Hafsa Meryem'in izin günüydü. Onu biraz dışarıda dolaştırmak istedik. Arabasına bakmaya çıktım. Çok kirli mi diye. Sonrasında yuvayı fark ettim. İlk aileme haber verdim, anneme. Oradan Hafsa'ya söyledik. Bu kadar. Hafsa Meryem zaten hayvanları çok seviyor. Köyde de kuş yuvası var. Bakıyoruz. Bunu dediğimizde çok sevindi. Sonrasında ne yapması gerektiğini anlattık. Zaten anlayışla karşıladı. Hiç sıkıntı çıkmadı. Karantina sürecinde olduğumuz için zaten gerek duymadık. Evin içinde de sürdürmüyorduk. Dışarı çıkma izin günde de birazcık dolaşsın istedik uzun süreden sonra. Baktık yuva vardı. Biz de onun nasıl olması gerekiyorsa öyle bıraktık.